Merhabalar, yeni heyecanımız Kronik TV'ye hoş geldiniz. YouTube kanalımızdaki bu ilk yayınımız. Ben yıllardır televizyon yayını yapıyorum ama bu kadar heyecanlanacağımı tahmin etmezdim. Hatta bu kadar heyecanlanmadım galiba daha önce yaptığım yayınlarda. Neyse, 20.45 itibariyle bugün olduğu gibi her salı Kronik'le sizin karşınızda olacağız. Peki neden Kronik? Kısa bir açıklama yapacağım. Malum kronik hastalık deriz biz tutkun olduğumuz şeylere mecazi anlamda. Biz de buradan yola çıkarak kronik hastalığımızın spor olduğu düşünüldüğünde Kronik adını vermeye karar verdik kanalımıza. Sizlerin de kendinizden bir şeyler bulabileceğinizi düşünüyorum. Dop dolu bir içeriğimiz var, şahane. Burası biraz benim evim gibi. Evimden de kendi kullandığım eşyaları getirdim. Dolayısıyla evime aslında sizi misafir edeceğim. Bugün de özellikle Galatasaray kısmını konuşmak için bir arkadaşımı davet ettim. Onur Eriş benimle beraber böyle bir dostane çay kahve sohbeti eşliğinde sizlere Galatasaray'ı değerlendirecek, konuşacağız hep birlikte. Anormal şahane keyifli taraftar röportajlarımız var maç öncesinden sonrasından. Onları özellikle kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Benim en sevdiğim bölümler çünkü. Onur hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben, çok şahane değil mi ya böyle dekor falan, evet. Böyle tam ev ortamında. Evet. En sevdiğim halde yayın yapıyorum. Yani bu kadar kendimi iyi hissettiğim, rahat hissettiğim bir yayın olmamıştı. Senin de herhalde konuk olarak en rahat hissettiğin yayın olacak. Tabii ben programdan programa koştuğum için konuk olarak çok... Eğer bu ilk programın sonrası bir yere gitmezsen en rahatı bu olarak kalacaktır. Evet, öyle evet. Öyle temenni ediyoruz. Spor Toto Süper Lig'in ilk haftası tamamlandı. Biz de tabii ekip olarak İstanbul Büyükleri'nin maçlarını takip ettik sizler için. Futbola verilen arada hasret kalmış taraftar ama Galatasaray taraftarı o hasreti maalesef gideremedi. Çünkü maçı seyircisizdi. Karabük Spor'la karşı karşıya geldi Sarı Kırmızılılar ve cezalıydı. Grafiğimiz gelsin ekranlarınıza, bakınız. Galatasaray'ın onca aradan sonra sahasında oynadığı ilk lig maçında seyirci sayısı 0. Konuk ekip Kardemir Karabük Spor'un ise yalnızca 57 seyircisi vardı. Yani sessiz bir geceydi diyebiliriz. Neden cezalıydı Galatasaray taraftarı? Bildiğiniz üzere Konya'da oynanan Süper Kupa finalinde Beşiktaş mücadelesinde taraftarların sebep olduğu tatsızlıklar, istenmeyen görüntüler yüzünden ceza aldı Galatasaray ve sezonu seyircisiz açtı. Öncelikle seyircisiz maç kısmı ile ilgili görüşlerini merak ediyorum. Bir Galatasaray taraftarı olarak gidecek miydin maça bilmiyorum, seyirci olsaydı gidecektin, gidemedin. Dezavantaj mı oldu, avantaj mı oldu kısmını tartışırım. O zaman tartışalım. Mesela ne düşünüyorsun? Dezavantaj mı oldu, avantaj mı? Taraftarının, hani Seyrantepe taraftarının değil, daha ziyade. Son dönemlerdeki performansını ve haleti ruhiyesini düşünürsem, dün son dakikaya kadar gelmeyen gol ustadı seyirciyi de avantajdan çok dezavantaja çevirdi. Gererdi yani. Gererdi. Her pas hatasında böğüren ve kendi takımının üzerine çöken bir Galatasaray taraftarı var. Çünkü son dönemde özellikle arena sonrası. Sezonun ilk maçı pazartesi geç saat, zaten hani böyle bir 15-20 bin taraftarla boş geçecekti stat. O yüzden belki avantaj böyle bir maçta dezavantajdan kurtulmuş olabilir Galatasaray. Bir şey söyleyeyim. Bence enteresan şöyle bir şey. Yani normalde o baskıyı hissedebilirlerdi belki ama 90 artılara geldiğinde bence o 10 binin 9 binin stadı terk edeceği için yine o baskıdan kurtulup yine bir son saniye golü atılabilirdi. Eren Derdiyok'un son saniye golüyle sessiz geceye bir sevinç çığlığı aslında gelmiş oldu Galatasaray adına sevgili izleyiciler. Benim en sevdiğim bölüm, bu program içinde sık sık göreceksiniz, 10 soru 10 cevap bölümü. Galatasaray taraftarları arkadaşlarımız mikrofon uzattılar. Birbirinden farklı 10 soru sordular ve kısa kısa seri halde çok eğlenceli cevaplar aldılar. Galatasaray taraftarının nabzı şimdi 10 soruyla sizlerle. Maç değil bence. Kötü. Olmaz. Ceza. Hüzün. Asla. Evet. Rezillik. Bize ceza. Buruma. Sinan. Buruma. Ciğerci. Schneider. Eren Derdiyok. Bence Buruma. Buruma. Mustara. Drogba. Umut Vadeden bir transfer çıkmadı. Güzel. Ne demek o? İyi futbolcu. İmza attıysa iyi. Neden olmasın?
Real Madrid gelsin. Umarım Galatasaray'a gelir. Göreceğiz. Ben ona cevap vermiyorum. Orta. Ümidim var. Beyefendi diyeceksiniz. Bize daha bir kaliteli bir hoca gerek. Bilmiyorum. Hiç beklenmedik anda çok büyük şeyler yaptı. Olmasın. Olmalı. Çok başarılı bir hareket olduğunu düşünüyorum. Bizi öldürdü, batırdı, komple yaktı bizi. O futbolcu mu? Olabilir. Bay bay. Göbek. Olmasa da olur. Tarık. Hepsi iyisin. Kötü futbol. Çöpe at abi. Anılar. Ölümsüz. Unutulmaz. Cennetimiz. Kurucumuz. Kurucumuz. Ali Samiyen güzel abi. Ali Samiyen başta acı. Seyran Tepe. Küfür yok herhalde. Okey. Berkay. Asena. Allah'ım. Yol ver gitsin. Komediden başka bir şey değil. Kesinlikle olmaması gereken bir insan. Nevzade, görüyorsun hali. Yuvamız. Vazgeçilmez. Buluşma noktamız. Nevzade'yi de tanımıyorum abi. İçiyoruz ya. Taksim'de bundan ünlü bir Galatasaraylıların buluşunu toplamam lazım. Cevaplar şahane. Ben hakikaten eğer bu videoyu daha önce izlememiş olsaydım şu an büyük bir krize şahit olacaktınız YouTube canlı yayınında. Çünkü gerçekten uzun süre gülme sonrası ağlama krizi falan yaşadım. Muazzam cevaplar vermişler. Yani çok eğlenceliydi. Özellikle Levent Nazifoğlu ile ilgili cevaplar şahane. Bir tane orada böyle saçı az, hatta yok bir amca var. Evet. Hiçbir şey bilmiyor yani. Nevzade'ye bir maç rutinine gitmiş ama hiç Galatasaray'dan haberi yok. O kim? Futbolcu mu? Umut Tarıkoğlu'can? Kim onlar falan diyor. Acayip şahane. Sana sorayım birkaç tane buradan. Sorun. Kritik soruyu. Seyircisiz maçı sordum zaten. Umut vadeden transfer olarak Buruma'yı seçmiş bizim röportajlarımızdaki çoğunluk. Senin Umut vadeden transferin hangisi? Tolga Ciğerci. Tolga Ciğerci. Evet, ne düşünüyorsun? Yani maaşı biraz yüksek tabii ama. Yine Tolga de Tolga Ciğerci. Tolga Ciğerci'nin piyangonuz oldu maaş anlamında. Oralara girersek bir program komple ona ayırmak lazım herhalde. Evet, oralar biraz sıkıntılı. Karışık. Galatasaray taraftarının biraz o anlamda eleştirisini almış oldu yönetim ama bakalım neler yapacak. Bu arada hakikaten Levent Nazifoğlu ile ilgili sen ne düşünüyorsun? Valla Ergun Cursu'yu özlemiştik. İşte bozuk saat bazen doğruyu gösterir, taşlar doğru yerine oturuyor gibi bir görüntü var. Umarım öyle devam eder. Çünkü hani geçmişe baktığımızda işte Ali Uras, Ali Tanrıyar döneminden beri hani biz başarılı dönemlerde veya iyi işleyen sistemlerde başkanı böyle her dakika göz önünde görmeye değil, son sözü söyleyen adam olarak görmeye alışırız. Levent Nazifoğlu o boşluğu şu ana kadar dolduruyor gibi. Üslubundan şikayet edenler var vesaire ama geçtiğimiz yılla kıyasladığın zaman hiç tartışmasız şekilde daha olumlu bir iş var gibi ortada. Peki son olarak 10 sorudan seçtiğim 3. soruyu soracağım. Umut Tarıkoğlu'can üçlüsüne tek kelimelik ya da tek cümlelik bir cevap versen sen ne verirsin cevap? Olmasa da olur demiş çoğunluk. Kontratı yapanlar düşünecekti onu ya. Yani. Sen de olmasa da olurculardan mısın? Olmasa ya, da olur diyorlar bu üçlü. Umut benim sevdiğim bir futbolcu. Olcan ve Tarık zaten alınırken alınmaması gereken adamlar. Umut'un çok emeği var Galatasaray'da bence. Ama 30 yaşına gelmiş bir adama işte her sene artarak yapılan kontratları yapanların hatası. O kontrat elindeyse futbolu neredeyse bırakma noktasında olan birinin de bunları düşünüyor olması biraz normal gibi geliyor bana. Bakalım bu üçlüyle ilgili önümüzdeki haftalar ne gibi düşünceleri, ne gibi değerlendirmeleri beraberinde getirecek ama ya hakikaten müthiş. Ben söylüyorum hep çok gerçekten yaratıcı, çok eğlenceli. Bir tarafı safiyane olduğu için de çok samimi bir topluluğuz biz aslında. Yani eleştirdiğimiz yönlerimiz var kendimize ama toplum olarak hakikaten çok zeki, çok esprili. Aynı zamanda duygusal ve safiyane tarafını da
koruyan, kaybetmemiş bir topluluğuz. O yüzden bu röportajların tamamına yansımış. Yani Galatasaray'da da aynı şekilde, Fenerbahçe'de de, Beşiktaş'ta da. Genci yaşlısı çok güzel cevaplar vermişler. Ben çok eğlendim. Zaman zaman şaşırdım hatta. Dolayısıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş dosyalarında da kaçırmayın. Bu 10 soru bölümü şahane. Benim favorim program içinde. Şimdi çok enteresan istatistikler var. Onları ekranlarınıza getirmek istiyorum. Maçın notlarına bakarsak eğer, Galatasaray'ın açılış maçlarıyla ilgili bir grafiğimiz var. Hemen gelsin grafik. 17 sezonda, son 17 sezonda Galatasaray iç saha açılış maçlarını hiç kaybetmedi. Hatta hepsini kazandı. Son 17 sezonda 9 kez evinde açılış maçı oynadı Galatasaray ve hepsinden de galibiyetle ayrılmayı başardı. Özellikle bu sezonki unutulmayacaklardan bir tanesi, çünkü 90+3'te hatta onun da sonunda Eren Derdiyok'la santrası dahi yapılmayan bir sürede galibiyet golünü atmış oldu ve 9. galibiyetini almış oldu. Geçelim diğer istatistiğimize. Galatasaray aslında taraftarlarını çok da mutlu edecek bir performans ortaya koyamadı. Tabii eksiği de var, hazır olmayan oyuncusu da var sarı kırmızılıların. Ama bu istatistik çok bariz ortaya koyuyor. Düşünün ki sarı kırmızılı takım evinde oynadığı bu maçta ilk şutunu ta 34. dakikaya kadar çekemedi. 34. dakikada Buruma ilk şutu çekti rakip kaleye. Oysa ki o dakikaya kadar Kardemir Karabükspor'un rakip kaleye, yani Galatasaray kalesine tam 6 şutu vardı ve bunlardan 3'ü de kaleyi bulan şutlardı. Gol olmaması büyük şanstı. Aslında şansla demeyelim. Gol olmamasının sebebi Muslera'ydı büyük ölçüde. Maçın yıldızlarından biriydi. Maçın yıldızını seç desem kimi seçersin onu? Tolga Ciğerci dememin sebebi biraz ondan. Tabii ki Muslera kurtarışları vesaire tartışılmaz. Ama Tolga bence dün özellikle takımın pilinin bittiği dönemlerde sonlara doğru sahada ön plana çıkıp sazı başkaları alması gerekirken Tolga eline aldığı gibi geliyor bana. Niye alabildi? O konuda da bir istatistiğimiz var. Onu grafiği gelsin ekrana, üzerine konuşalım. Çünkü çok ilgi çekici. Tolga Ciğerci, Onur'un da altını çizdiği gibi bayağı inisiyatif aldı. Hatta yani bu kadar inisiyatif, bu kadar süre, bu kadar koşu mesafesiyle biraz aslında kambur bile olabilir bu kadar inisiyatif bir süre sonra sırtında. 115 kez topla buluştu. %93 pas isabeti yakaladı ve 12,5 kilometre koştu. 12,5 kilometre koşu mesafesi bizim Süper Lig ortalamamızın çok üzerinde. Biz yaklaşık 10-11 kilometre arası koşuyor totalde bizim futbolcularımız, genel olarak ligin tüm futbolcuları için söylüyorum. Tolga Ciğerci tek başına 12,5 kilometre ile bu ortalamayı bayağı yükseltmiş oluyor. Takımın bütün yükünün zaten Selçuk ve Tolga üzerinde olduğu bir akşamdı. Yani hocanın ya orta sahaya başka bir formül bulması lazım. Bir de şimdi ön libero transferi konuşuyoruz. İşte Lassana Diarra konuşuyoruz. Lassana Diarra geldiği gün takımın en fazla koşan, bütün ham maliyesini çeken adam kenara geçecekse o sıkıntı düzelmez. Dolayısıyla oraya bir formül gerekecek gibi gözüküyor bence. Bakalım Rikering nasıl bir formül üretecek. Bu arada 10 soru bölümümüzde Rikering ile ilgili soru vardı. Ben merak ediyorum çünkü Rikering ile ilgili böyle bir taraftan kafası karışık. Yani mesela bir tanesi çok büyük işler yaptı demiş, öbürü yetersiz demiş, diğeri umutluyuz demiş. Yani böyle bir Rikering gibi daha sahiplenip yerleştirmiş ve hakkında böyle net bir algı oluşturabilmiş değil sanki Galatasaray taraftarı. Ben mi öyle yorumladım genel olarak? Kafalar tabii ki karışık çünkü en nihayetinde geçen Mayıs ayına, Nisan ayına döndüğümüzde Galatasaray teknik direktörü olan adamı 3 ay önce sokakta görürseniz tanımayacağınız bir adam olması daha önce başımıza gelmiş bir iş değildi. Yani hani en tanımadığımız Sikibe bile bizi bir sene evvel kupadan eleyen adam olarak biliyorduk en azından. Dolayısıyla insanların bu soru işaretlerinin olması normal ama güzel adam. Yani dün yaptığı 38. dakika işte 40. dakika neyse Lines değişikliği bile hepimizin uzun zamandır özlediği, hiçbir hocanın inisiyatif alarak yapamadığı bir işti. Yani şimdilik güzel gidiyor adam. Bir de demeçleri falan çok beyefendi, evet, evet, çok evet, alımlı, yani, çok yumuşak. Hani bizim yani normal gidiyorsa, her şey yolunda gidiyorsa çok sorun değil, her zaman takdir ediyoruz ama bu çok beyefendilik bir süre sonra hani işler istenildiği gibi gitmediğinde biraz daha pasiflik olarak bizi değerlendiriyor ama ya o dengeyi kurabilecek mi acaba? Yarın bir gün
önümüzdeki hafta atıyorum Akhisar deplasmanında alınacak bir beraberlikten sonra hani daha önce büyük takım çalıştırmamış bir Hollandalı o beraberliğe iyi bakabilir. Yeterli bulabilir. O dönemlerde yani işler kötü gittiğinde bir bakmak lazım. Bakmak lazım çünkü bizim taraftarımız hani esprili, zeki, duygusal olduğu kadar biraz da böyle tetikte eleştirmek için bekleyen bir taraftar grubudur genel olarak. Yani takım ayırmaksızın diyorum bizim Türk taraftarımız anlamında söylüyorum. Peki maç galibiyetle sonuçlandı. Galatasaray taraftarı böyle ah dediği maçta oh dedi son saniye golüyle. Ama karşılaşma sonrası yine o oynanan 93 dakikalık futboldan sonra soru işaretleri kaldı. Bakalım maçtan sonra neler söylemiş taraflarda. Ne kadar sıcakta olamasak da kalplerimiz Metin Oktay'ın yaptığı gibi orada yani. Futbolcularımızın yanında onlar da bunun bilincinde. Takım daha alışmamış o çok belli. Ama şampiyonuz bu sene. Sonuçta tek büyük şampiyon. Vallahi öldük öldük dirildik zaten. Yaşasın Cim Bom Bom. 4 yıldızlıyız. Maç bir o tarafa gitti bir bu tarafa geldi ama iyi ki biz de son dakika kafayla attık işte. Eren sağ olsun. Gol çok güzel oldu, sürpriz oldu bizim kendi açımızdan yani. Son maça kadar totem yaptı kardeşim. Kalkıp gidelim bence gol olacak dedi ve gol oldu gerçekten. Böyle kalkıp giden taraftar sayısı hiç az değil. Tabii toplanıp yeme içme organizasyonları eşliğinde ileri genelde Galatasaray taraftarları. Özellikle de çoğunlukla Nevizade'de buluştular, orada toplandılar. Kalkıp gidip sonrasında eyvah diyen, ah tüh diyen çok oldu herhalde ama önemli olan 3 puan galiba. Totemden bahsediyor son röportajda. Böyle var mı senin totem falan yaptığın bir şey? Vallahi totem yapacak tarafımız çok kalmadı diyeyim. Hani çok uzun zaman oldu. Hani kendi içten içe mesela yani yerini değiştirmek falan filan biriyle izlememek mutlaka, falan. Mutlaka benim mesela benim erkek arkadaşım Galatasaraylı. Benle asla maç izlemiyor hiç. Mantıklı. Hiç izlemiyor yani. Neyse benle değil yani özel olarak benimle değil de bana gıcık özel olarak ben ne izlerim. Özel olarak benimle değil yani kimseyle maç izlememeyi tercih ediyor genelde özellikle derbilerde falan. Ben de mesela hayatımda yani. Gidip işte Nevizade'de orada burada hani maça gidemediysem veya bir deplasman maçıysa veya bir Avrupa maçıysa gidip dışarıda bir yerde hayatımda maç seyretmem. Ha evde izlemeyi tercih evet. ediyorsun. Yani tabii bunlar ufak tefek de olsa... Hani belki totem diye adlandırılan uğur için yapılan şeyler olmasa da biraz alışkanlıklar aslında galiba totemimiz haline geliyor. Yani öyle uğur getirdiğini düşünüyoruz. Alıştığımız şeyi yapmayı tercih ediyoruz. Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerimiz ilk hafta genelinde böyleydi. Ben çok keyifli bir içerikle Galatasaray'ın dosyasını sizlere sunduğumu düşünüyorum. Onur Eşit aynı şekilde güzel görüşleriyle bizimle beraber oldu. Benim aslında ev sohbetime, koltuk sohbetime konuk olmuş oldu. Şimdi Galatasaray dosyasını kapatıyoruz. Dolayısıyla misafirliğin kısası makbuldür diyoruz efendim. Onur'u da böylelikle uğurluyoruz. Ama ben Onur'u uğurlarken, vedalaşırken az sonra işleyeceğimiz Fenerbahçe dosyasıyla ilgili birkaç görüntümüz var. Sizi onlara götürüyorum. Uğur'u gönderiyorum. Sonra böyle baş başa yüz yüze karşılıklı Fenerbahçe'yi, Onur'u yönetmenimize gitti aklımın bir anda. Baş başa Fenerbahçe'yi konuşacağız. Yalnız kalacağız. Fenerbahçeliler bir yere ayrılmasın o yüzden. Oh varken Alper ne ya? Böyle mi başlanır ligi?